Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Terazi burcunda ilerliyor. Sizin için yılın yine çok önemli bir haftası. Hem bu hafta doğum gününüz var olabilir. Bu hafta doğan tüm Terazi burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Yükselen Terazilerimiz için de çok önemli bir hafta. Terazi burcunda bir yeni ay doğacak. Evet, bu etkiler altında haftaya başlıyoruz. Bakalım gökyüzünde neler var terazi burcundaki güneş bu hafta gerçekten çok güçlü ve sert açılar içerisinde olacak bu bize kişisel olarak da yansıyabilir içinde bulunduğumuz kolektif alanda toplumsal alanlarda da çok güçlü tesirlerle karşılaşabiliriz Mars karşıt burcumuz e, koçta gerilemeye devam ediyor ve bu hafta Mars'ın yanı sıra akrep burcunda Merkür de gerilemeye başlayacak 14 Ekim'de Akrep burcunda başlayacak gerileme 28 Ekim'den itibaren ise Terazi burcunun son derecelerinde bu gerileme sürecek. 3 Kasım'da da Terazi burcunda retro hareket tamamlanacak. Yani sizin için de çok önemli bir retro hareket aslında. E, bu dönemde tabii ki günlük hayatımızda iletişimlerde e, daha dikkatli olmak gerekiyor. E, i̇ster istemez zihnimiz çok geriye doğru çekilebilir. Daha fazla sorgulayabiliriz. Para konularında güvensizlikler oluşabilir. Para konularında gecikmeler, karışıklıklar oluşabilir. Alışverişlere dikkat edelim. Parayla ilgili çok önemli kararlar şu anda vermemeye çalışalım. E, i̇lişkilerinizi de özellikle ayın 28'inden itibaren daha fazla sorgular halinde gelebilirsiniz. Bu hafta Güneş 14 Ekim'de Mars'ta karşıt açıda olacak. Kazalara lütfen dikkat edelim. Ee, özellikle ilişkilerde gereksiz agresyonlar oluşabilir. Kavgalar, çatışmalar, biraz böyle sert ve stresli enerjilerin oluşması mümkün. Karşımızdaki kişiler çok takıntılı olabilir, çok sabırsız olabilir. Eşiniz, partneriniz veya, veya yakın bir arkadaşınız bir anda çok gereksiz tepkiler gösterebilir. Dürtüsel tepkiler gösterebilir. Buna dikkat edelim. Kazaları açık bir hafta. Kazalara, sakarlıklara lütfen dikkat edelim sevgili teraziler. 15 Ekim'de plütoyla Güneş'in dik açısı etkinleşiyor. 18 Ekim'de ise Güneş'in Satürn'e dik açısı etkinleşiyor. Yani bu hafta doğan terazi burçlarımız genel olarak güneşlerinde sert açılarla yeni bir yıla girecekler. Bu da biraz daha belki mücadeleli, biraz daha belki baskı yaratan koşulları işaret ediyor. Ve bu enerjiler altında 16 Ekim'de 22-30'da 23 derece terazi burcunda yeni ayımız doğacak. Özellikle doğum günü 13-20 Ekim arası olan terazilerimiz bu yeni ay döngüsünden en fazla etkiyi alıyor. Yükselen burcu da yine 23 derece ve yakınlarında olan yükselen terazilerimiz güçlü etkiler alıyorlar. Yeniler, yenilikler olabilir, yeni kararlar, yeni başlangıçlar olabilir ama bu kadar da retro gezegen etkisi olması, bir yandan da zor gezegen etkilerinin olması hayatımızdaki güçlü yenilikler, güçlü dönüşümlerin biraz daha belki mücadele gerektirdiğine işaret ediyor. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Daha fazla bu değişiklikleri ve dönüşümleri yaparken hayatımızda sorumluluklar almamız gerekiyor. Sevgili teraziler böyle bir enerjisi var. Çok zorlandığımız alanlarda veya hani engellerle karşılaşıyorsak belki adım atmadan önce biraz daha durup düşünmeliyiz. Biraz daha içinde bulunduğumuz şartları tekrar ele almalıyız. Tekrar bir değerlendirmeliyiz. Belki de gözden kaçırdığımız bir şeyler var. Belki doğru hesaplayamadığımız bir şeyler var. Bunları ele almak için, tamamlamak için, fark etmek için de bu yeni ay bize yeni imkanlar, fırsatlar sunabilir. 31 Ekim'e kadar, ay sonuna kadar olan süreçte bu yeni ay enerjileri devrede olacak. İlişkilerimizle ilgili, kariyerimizle ilgili yaşadığımız mekanlar evimiz olabilir. Buralarda yapabileceğimiz bazı yenilikler, değişimler olabilir veya fiziksel anlamda kendimizle ilgili olabilir. Tüm bu alanlarda yeni olasılıkların da gündemde olduğu bir süreçteyiz. Ama genel sağlığımıza dikkat edelim kazalara dikkat edelim. Gereksiz tartışmalara, öfkelere dikkat edelim. İlişkilerle ilgili zaten Mars Retrosu bizi biraz hani geçmişle ilgili konulara, geçmiş yarım kalmış ilişkilere, geçmişten gelen kişi ve kavramlara daha fazla çekiyor şu dönemde. Bu yeni ayda da bunlar etkili olabilir ama şartlar da biraz sıkıntılı ve zorlayıcı olabilir. Koşullara dikkat etmek, temkinli hareket etmek, güvenliğimize mümkün olduğunca önem vermek gerekiyor sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.